Şimdi diyor ki raiyeti kul eder padişahı aleme adil. Burada bitmiyor, tekrar en başa dönüyor. Yani alemin padişahına itaat etmesini sağlayan, halkın yöneticiye ve yöneticilere itaat etmesini sağlayan adalettir diyor. Dolayısıyla cihan denen bağın temeli adalettir. Adalet denen bağın duvarı devlet, nazımı bu duvarın şeriat, hukuk, şeriatın ilkesi mülk, siyasi irade, siyasi iradenin arkasında askeri güç, askeri gücün arkasında ekonomik güç, ekonomik gücün arkasında halk. İyi de halk genelde olumsuz bir tabirdir. Yöneticiler için her zaman problemlidir. Ben yönetici olsaydım halkı düşman gibi algılardım. Niye? Onları yönetebilmek birlik içinde tutmaktır. Oysa halk niye bir araya gelsin? Halkın çıkarları birbiriyle çatışırsa bir araya gelmez ki. O yüzden yönetici yönetmek istediği kitleyi bir arada tutma ihtiyacı duyar. Fakat diyelim ki elimize kılıcı aldık. Şimdi hiç kimse yerinden kıpırdamasın arkadaş desem, korkudan varsayalım ki kıpırdamıyorsunuz. İyi ama bir süre sonra yorulacağım ben. Gözler kapanmaya başlayacak. Elimden düşerse hepiniz ayaklanırsınız ve ben yani bir kılıçla ya da bir tabancayla sizi yönetemem. Ben uyurken sizi bir arada tutacak bir yardımcıya ihtiyacım var. En iyisi büyücülerdir. Yani din adamları. Dolayısıyla din adamları kralın kılıcı işe yapmadığında hadi bir namaz kılalım arkadaşlar. Bir tekbir dedim mi sizi meşgul eder. Ben de yönetici olarak uyurum. Zaten sabah yine kılıçla kalkarım. O yüzden şefle büyücü kadim toplumlardan beri ittifak halindedir. Her zaman büyücülerin vazifesi şefin kılıcının süresini uzatmaktır. İstisnası var mıdır? Hiç yoktur. Varlık sebebi de odur. Dolayısıyla şef de büyücüleri korur, kollar. Bizim imamların filan da maaşını arttırıyorlar. Yani böyledir. Suudi Arabistan'da yönetici olsanız Kabe imamına bir araba Mercedes gönderin. Yani halkı aç bırakın, fark etmez. İran'da mollalara verin zekatı. Yani toplumu yönetirsiniz. Yani iki ayet, üç hadis. İşte Hasan, Hüseyin filan. Kerbela, Aşure. Halk kılıca ihtiyaç olmadan asayla yönetilir. Sadece sopayla değil, kılıçla değil, asayla da yönetilir. Fakat şöyle bir problem oldu. Hazreti Musa bile asayı bir defa vurdu Kızıldeniz'e. Deniz yarıldı, geçti. Fakat bizimkiler 21. yüzyılda habire asayla denizi yarmaya çalışıyorlar. Yarılmıyor. Aslında yapılması gereken bir köprü yapsalar, mucizeye ihtiyaç kalmayacak. Tabii biraz kabul etmek gerekir ki büyücü sınıfı aç kalır o durumda. Ama Orta Doğu'da uzun süre bence böyle bir tehlike yok. Yani imamların korkmasına gerek yok.